Günaydın Feride. Merhaba. Nasılsın? Dosyaları Turgut'a verdim. Ama dilekçeyi vermiş geç kaldım, bir işe yaramadı. Peki üyelerle konuştun mu? Çalıştım ama çok meşgullerdi. İlkin Turgut'un gerekçelerini anlamak istiyorlarmış. Ne yapacağız şimdi? Bekleyeceğiz. Neyi? Bilmiyorum. Ben buraya geldiğim ilk günden beri Ziya Bey'le aynı heyetteyiz. Keza Erdoğan Bey'le de bir yılı aşkın süredir mesai arkadaşlığı yapıyoruz. Ama anlatamamışım işte kendimi. Eğer beni tanısalardı, Turgut'un bütün gerekçelerine rağmen Feride asla böyle bir şey yapmaz derlerdi. Yanlı davranmaz. Çok çabaladım ama olmamış işte, becerememişim. Ben bir kaleme uğrayayım, sonra gelirim. Turgut Bey'in haklı olduğu yanlar muhakkak. Salih Bey, mühim bir konuda toplantıdayız. Acil değilse daha sonra gelin. Mevzumuz aynı hakim bey. Ne sıfatla karşımızdasın? Bakın, Feride Hanım işini çok iyi yapan, akıllı, vicdanlı bir hakim. Bu soruşturma süresince ben bizzat kendisinin yanındaydım. Feride Hanım bilerek, isteyerek bir usulsüzlük yapmadı. Ancak öğrendiklerini gizlemek zorundaydı. Rahmetli başsavcı, bu adliyede yasa dışı işlere karışan bir mesai arkadaşınızı tespit etmiş. Hatta bunun için teftiş kuruluna dilekçe bile vermiş. Tam da o kişinin kim olduğunu açıklayacağı gün, işte o gün öldürülmüş. Bu dedikleriniz fevkalade önemli şeyler. Ama hani nerede bunun evrağı? Ya bütün bu anlattıklarınız sizin hayal ürününüzse? Teftiş kurulundaki insanlar bunları biliyorlar efendim. Öyleyse bize ya bir belge ya da bir tanık getirin, öyle karar verelim. Getireceğim efendim. Hiç kuşkunuz olmasın. Müsaadenizle. Senin burada ne işin var? Ne arıyorsun sen burada efendi? Feride Hanım'la ilgili iki çift söz etme hakkım var sanırım, savcı bey. Cancağızım, istersen biz bunları dışarıda konuşalım. Beyefendileri daha fazla meşgul etmeyelim. Şimdi mi aklına geldi Feride'yi korumak? Hı? Mamafi, geç kaldın. Onu yoldan çıkarmadan önce düşünecektin. Feride gizli kapaklı işler çevirecek kadın değildi. Turgut Bey, hata yapıyorsunuz. O sizin arkadaşınız. Ona yardım edeceğinizi sırtından bıçaklıyorsunuz. Ben mi yapıyorum bunları Salih? Sen mi? Senin aklın oydu Feride. Yasa dışı işler çevirmeye başladı. Kuralları çiğniyor. Mübalağa ediyorsunuz savcı bey. Adadaki evde bütün izleri sildiniz. O an polis çağırsaydınız şu an belki aynı cephede savaşıyor olacaktık. Ama senin niyetin başkaydı. Issız bir ada. Güzel bir kadın. Sabaha kadar onunla baş başa olma fırsatı. Bu fırsatı kaçırmak istemedin, söylesene. Öyle değil mi Salih? Şimdi anladım seni. Kurallar mevzuatlar değil senin derdin. Senin derdin ben mi? Derdin beni Feride'den uzaklaştırmaksa yapma bunu. Feride'yi yakma. İstersen şimdi çeker giderim. Stajımı bırakırım. Arkama da dönüp bakmam bile. Yeter ki Feride'ye bu lekeyi sürme.
Salih. Kendini bu kadar önemseme. Neticede sen bugün varsın, yarın yoksun. Herkes başladı konuşmaya. Utanmasalar bahse girecekler. Feride alınacak mı alınmayacak mı diye. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi bilemedim ki Salih. Ama benim de düşüncem olumsuz. Ben kalemdeyim. Ne haber Salih, nasıl gidiyor? Stajı gayet başarılı yürütüyorsun. Kaç gün oldu? 20. Mahkemeye de az kaldı. 10 gün değil mi? Hayırdır avukat bey? Beni burada gördüğüne pek sevinmedin sanırım. Bu bakışını hiç sevmedim Mahir. Salih. Hay Allah ya. İnsan karıştırıyor değil mi? Maksadın ne? Ne zamandır biliyorsun? Uzun zamandır. Niye susuyorsun lan o zaman? Ne diyeceğini görmek için. Bakalım başarabilecek misin? Ama takdir ettim seni. Güzel plan. Güzel deneme. Oyun mu oynuyorsun lan sen bende? Senin gibi oyun oynamayı seven birine bu lakırtılar hiç yakışmıyor. Müstakbel avukat bey. Senin geleceğin benim iki dudağımın arasında. Kunduracağım. Nereden tanıyorsunuz? Ortak ahbaplarımız var. Ama tanışıklığımız çok eski değil. Burada sizinle kalıp tanışma hikayenizi dinlemek isterdim. Lakin Feride Hakim'in Reddi Hakim görüşmesine çağrıldım. Ne yazık. Bir hakimin başına bunların gelmesi. Yazık. Bütün emekler boşa gidiyor ha Mahir. İşlerim bozuluyor. Feride'yi davadan alırlarsa babanı kurtarman imkansız. İstersen ben sana yardım edebilirim. Ama benimle işbirliği yapman gerek. Ne niyetin belli, ne cibilliyetin. Seninle aynı yolda biliyorum ben. Nazif Kara için kalem kırılmadıkça vicdanlar rahatlamayacak. Feride neden bu yollara saptı ben de anlamadım İlker hakimim. Ama iş delili saklamaya kadar varmış. Davayı sana vereceğim. Tek celsede bitsin. Siz Feride Hanım'ın kalemindensiniz değil mi?
Evet. Bu Hakime Hanım'ın benden istediği rapor. Kendine iletin lütfen. Elbette. Müsait değilsen sonra gelin. Yok, gel gel. Müfit Bey'i bağlattım. Teftiş Kurulu Başkanı var ya, onu geçen hafta görüşmüştük hani. Evet. İşte onu davet edeceğim heyetle görüşmesi için. Böylece delilleri neden sakladığımı izah edebilirim. Süleyman Bey'in dilekçesi işe yarayabilir. Alo. Alo. Müfit Bey. İyi günler. Feride Şadoğlu ben, İstanbul Adliyesi'nden. Alo, sesim geliyor mu Müfit Bey? Evet hanımefendi. Fakat ben sizi anımsayamadım. Biz geçen hafta görüşmüştük. Hatta yanımda arkadaşım vardı, Salih İpek, stajyer avukat. Biz sizinle hiç tanışmadık Hakime Hanım. Bir saniye. Ben doğru kişiyle görüşüyorum değil mi? Teftiş Kurulu Başkanı Müfit Bey. Bilmukabele. Mamafi, ben sizi hatırlayamıyorum. Kusura bakmayın. İyi günler. Ne diyor Feride? Müfit Bey, tam da tesadüf etti. Bakan Bey anlattığımda çok bahtiyar olacak. Zat-ı Alilere yardımlarınız için müteşekkir olduğunu iletti. İyi günler. Ben çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım. Adam tanışmadık diyor, görüşmedik diyor. Utanmadan yalan söylüyor. Belki korkuttular. Belki irtikap verdiler. Bu olay örgütlü Feride. Yaşadığımız hiçbir şey tesadüf değil. Turgut da bunların ekmeğine yağ sürüyor. Ayrımına varmadan onlara hizmet ediyor. Yok, alacaklar beni bu davada. Alacaklar çünkü ben maksadımı anlatamayacağım onlara. Onların tarafından ben delilleri saklamaya çalışan yanlı bir hakimim çünkü.